Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel şarkıcı, Türk ses sanatçısı, müzik ve yorumcusu ve sinema oyuncusu olan Emel Sayın hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmadan geçmezseniz sevinirim. Emel Sayın, 20 Kasım 1945 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1998 tarihinde Türkiye hükümeti tarafından devlet sanatçısı unvanı verilmiştir. 1926'da Türkiye'ye gelen muhacir ailenin 4 kız çocuğundan en büyüğüdür. Babasının Toprak Mahsulleri ofisinde tekel baş memuru olarak görev yaptığı Şarkışla Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Müzik kariyerine küçük yaşlarda adım atar ve ilk olarak 13 yaşında Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya başlar. Toker'in yetiştirdiği en ünlü ve yetenekli sanatçı olarak kabul edilir. 3 yıl Münir Nurettin Selçuk'tan ders alarak müzik eğitimine devam eder. Uzunköprü'de Gazi Turhan Bey Ortaokulu ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun olduktan sonra 3 yıl süresince İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Beşiktaş Şan bölümünde Fransa'da zamanında Münir Nurettin Selçuk'a da hocalık yapmış olan şan hocası Alice Rochental'dan dersler almış. Yine aynı dönem arkadaşları Minet Mater, Erkin Koray ile birlikte Muhittin Sadak'tan da solfej dersleri almıştır. Bu arada Hürriyet Haber Ajansı'nın açtığı yarışmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eser okuyarak Ses Kraliçesi seçilmiştir. Emel Sayın henüz 17 yaşlarındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın Gazinosunda ilk defa sahneye çıkmıştır. 1963 tarihinde Ankara Radyosu'na sınavla solist olarak girmiş ve yaklaşık 7 yıl hizmet vermiştir. Ankara seyircisi karşısında sahne tecrübesi kazanan sanatçı, Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul müzik piyasasına transfer olmuş ve Lalezar Gazinosu'nda az solist olarak sahne almaya başlamıştır. Bu arada İstanbul Radyosu'na geçmiş ve İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine giren Emel Sayın, pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol almıştır. İstanbul'a gidişiyle ilk stüdyo albüm çalışması Sus Sus Sus'a imza atarak sanat kariyerini başlatan sanatçı, aynı yıl Gel Gel Gele ve Doyamadım Sana çalışmalarına 1971 tarihi içerisinde imza atarak sanat kariyerine iki teklikten oluşan üç ayrı plak çalışması ile giriş yapan Emel Sayın'ın ilk plak çalışmasında yer verdiği şarkı başrollerini Hülya Koçyiğit ve Erol Büyükburç'un paylaştığı 1968 yapımlı Sus Sus Kimseler Duymasın isimli filme ismini veren şarkıda film müziği olarak yer almıştır. Sanatçı 1972 tarihinde son 10 yılın en sevilen 10 şarkısı adında 10 Türk Sanat Müziği şarkısından oluşan albümünü çıkarmış, albüm 100 bine yakın satarak rekor kırmıştır. Yine bu albümde yer alan şarkı, çeşitli Türk filmlerinin film müziği olma özelliği de göstermektedir. İstanbul Plak'tan çıkmış ve ön kapağında sanatçıya ait bir resim adının da yazılı olduğu albüm, kırmızı renkli fon kapağıyla yayınlanmıştır. 1973 tarihinde Emel Sayın ve sonraki senede ise Emel Sayın 74 isimli albümü yayınlanmıştır. Modern Folk üçlüsü ile Hasan Cihat Örter'in düzenlemelerini yaptığı İstanbul Şarkıları isimli müzikal çalışmada bulunmuş, Yapı Kredi Bankası destekli albüm çalışması yapmıştır. Kişisel hayatında da
1966 tarihinde 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlenmiş, 1975 tarihinde boşanmışlardır. Fakat 1976 yılında yeniden evlenmişlerdir. Yine 1979 tarihinde yeniden boşanmışlardır. Sayın 1970'li yıllarda Tarık Akan ile 4 yıl boyunca aşk yaşamıştır. Mavi Boncuk filminin çekim aşamalarında başlayan yakınlaşma ile ilgili Tarık Akan daha sonraki yıllarda yaptığı bir röportajda Sayın ile birlikteliğine dair soruya Emel Sayın'ın zirvede olduğu yıllardı. Şarkıları fiziği sıcaklığıyla etkileyiciydi. Bu sıcaklık gerçek hayata da taşınmış olabilir. Bunu inkar etmemin bir anlamı yok ifadelerini kullanmıştır. Emel Sayın ise yaptığı bir açıklamada Tarık Akan'ın adını vermeden ondan sonra hiç aşk yaşamadım ifadelerini kullanmıştır. Akan'ın 2016 tarihinde ölümünden sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajda Tarık Akan'la eski bir fotoğraflarını koyup güle güle sevgili Tarık yazmıştır. 20 Haziran 1979 tarihinde Selçuk Aslan ile evlenmiş, Eylül 1981 tarihinde boşanmışlardır. 4 Haziran 1986 tarihinde David Yalnız ile evlenen sanatçı bu evliliğini de 1999 tarihinde sonlandırmıştır. Emel Sayın'ın stüdyo albümlerini sıralayacak olursak şu şekilde sıralayabiliriz. 1971 Sus Sus Sus, 1971 Gel Gel Gel, 1971 Doyamadım Sana, 1972 Son 10 Yılın En Sevilen 10 Şarkısı, 1975 Emel Sayın 73, 1975 Emel Sayın 74, 1975 Emel Sayın 75, 1975 Emel'in Dünyası, 1976 Emel Sayın 76, 1977 Emel Sayın, 1978 Sensiz Olmuyor, 1979 Rüzgar, 1980 Emel'in Seçtikleri, 1982 Bir Şarkıdır Yalnızlığım, 1985 Sevgiler Yağsın, 1985 Emel Sayın 85, 1986 Sevgisiz Yaşayamam, 1986 Emel Sayın Sizlerle, 1988 Sevdalılar, 1989 Kanımda Kıvılcım, 1990 Üzüldüğün Şeye Bak, 1991 İstanbul Şarkıları, 1992 Gücendim Sana, 1993 El Bebek Gül Bebek, 1997 Başroldeyim, 2000 Ah Bu Şarkılar, 2000 Dinle 2001, 2006 Emel Sayın Münir Nurettin Selçuk Söylüyor isimli stüdyo albümlerini çıkarmıştır. Single'ları ise 2009 Haylazım, 2011 Mavi Boncuk, 2013 Hep Bana isimli single'ları çıkarmıştır. Filmografi Emel Sayın'ın filmografisi ise İstanbul'a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine giren Emel Sayın pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol almıştır. Ancak 1970'lerin ortasından itibaren sinemadan uzaklaşarak yalnızca müzikle ilgilenmeye başlamıştır. 2001 tarihinde Mehmet Ali Erbil ile birlikte Aşkım Aşkım isimli televizyon dizisinde rol almıştır. Daha sonra Karınca Yuvası isimli dizide rol almıştır. Mavi Boncuk isimli filmi Tarık Akan'la oynadığı adına takma isim konan filmi olarak geçmektedir. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü almıştır. Emel Sayın pek çok sinema ve dizilerde rol almıştır. Sinema filmleri daha çoktur. Aşkım Aşkım dizisi de çok sevilmiş ve izlenmiştir. 2001'de yayınlanmaya başlanmış ve 2008 yılında ikinci sezonu yayınlanmıştır.
Emel Sayın hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.